Ali Hoca'yla fizik saatinde kısa öz konu anlatımına, pratik soru çözümüne hoş geldiniz. Fizik saati başlıyor. Bugünkü videomuzda Pascal prensibini işleyeceğiz. Pascal prensibi sıvıların hacmi sıkıştırıldığında çok az değişir. Pratikte bunu ihmal edebiliyoruz. Pascal prensibini şöyle tarif edebiliriz. Sıvılar üzerine yapılan basıncı her doğrultuda sıvının temas ettiği tüm yüzeylere dik olacak şekilde aynı büyüklükte. Aynı büyüklükte dik olacak şekilde temas ettiği tüm yüzeylere iletir. Pascal prensibiyle su cenderesi, hidrolik lift dediğimiz arkadaşlar sistemle küçük bir kuvvet uygulayarak ağır bir yük ne yapabiliriz? Kaldırabiliriz. Bu kepçeler falan bakın bu prensiple çalışıyor. Hidrolik frenli sistemler çok küçük bir kuvvet uygulayarak çok büyük bir aracı bu frenli sistemlerle ne yapabiliriz? Çok büyük bir aracı durdurabiliriz. Şimdi o zaman şu pistona bir kuvvet uyguladığımız zaman F bölü A kadarlık bir basınç oluşacak. Bu P basıncı her noktaya eşit büyüklükte ve yüzeye dik olacak şekilde ne yapılır? İletilir. Pascal prensibi. Sıvılar basıncı aynı büyüklükte temas ettiği tüm yüzeylere iletir. Evet, şekildeki bileşik kap. Kollarımız açık. Kollarımız açık olduğu için tüm bakın noktalara açık yüzeylere ne yapacak? Açık hava basıncı evet etkileyecek. Dolayısıyla bu açık hava basıncı bu sistemin dengesini etkilemeyecektir. Pascal bazosu bileşik kap. Basınç kabın şekline ve sıvının hacmine bağlı olmadığından kollardaki derinlikler nedir? Eşittir. Aynı seviyedeki evet aynı sıvıdaki aynı seviyedeki noktaların basınçları eşittir. Mesela bu noktalardaki basınçlar P, 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 P kadardır. Şu çizgiyi çekersek bu noktalardaki basınçlar işte P üstü, P üstü, P üstü, P üstü. Sıvı basınçları nedir? Eşittir. Kollar açık olmak kaydıyla. Şimdi örneklerimize başlayabiliriz. Ne dedik? Aynı sıvı, aynı seviyedeki basınçlar eşit olacaktır. Dolayısıyla şimdi şuradaki bir çizgi çekersek bu noktadaki basınçlar nedir? Bu noktalardaki basınçlar eşittir. Aynı o zaman şurada da şu noktalardaki basınçlar eşittir. Niye? Dengede olduğu için. O zaman G1 bölü 3A G1 bölü 3A uygulanan basıncı aynen diğer kollara iletiyor. G2 bölü A G2 bölü A ile onu ne yapıyor? Dengeliyor. G3 bölü 2A ile G3 bölü 2A ile dengeliyor. Yani oluşturulan basınç kuvvet bölü yüzey alanı olduğunu ne yapıyoruz? Hatırlıyoruz. O zaman G1 24 ise G1 24 ise kuvvet bölü yüzey alanı, kuvvet bölü yüzey alanı, kuvvet bölü yüzey alanı. Aynı sıvı, aynı seviye. Evet, bu 24 ise demek ki A'ya 8 düşüyor. O zaman bu 8'dir. Bu da 2A olduğu için 16'dır diyebiliriz arkadaşlar. Pratik bir şekilde çözebiliriz. Aynı sıvı aynı seviyedeki basınçları eşitleyerek Pascal prensibinden evet buradaki uygulanan basınç sıvı tarafından her noktaya ne yapılıyor? Aynen iletiliyor ve dengelenmiş oluyor. Açık hava basınçları kollar açık olduğu için denge sistemini etkilemiyor. Büyük piston 3A 24. Küçük piston 8 Newton. Şimdi o zaman şöyle diyebiliriz. Küçük pistona küçük kuvvet, büyük pistona büyük kuvvet. Ne zaman? Evet, aynı seviyede olurlarsa. Aynı seviyede olmazlarsa ne yapacağız? Evet, bir çizgi çizeceğiz. Ve bu sınır durumundaki, şu noktadaki basınçla bu noktadaki basınç nedir? Eşittir. K noktasındaki basınçla L noktasındaki basınç eşittir. Alt kısım dengede olduğu için, şuradaki değil mi? Dengede olduğu için. Bu K noktasındaki basınç nedir? Evet. D yoğunluğu sıvıdan, sıvının yoğunluğu D ders. D yoğunluğu sıvıdan, evet açık hava basınçları bakın kollar açık olduğu için dengeyi etkilemiyor. D yoğunluğu sıvıdan 2H kadar. D yoğunluğu sıvıdan 2H kadar G bu noktadaki basınç. Eşittir. Bu noktadaki basıncı ise pistonun ağırlığı oluşturacak. Pistonun ağırlığına G dersen yüzey alanında ne kadarmış? 2A kadarmış. Evet. K noktasındaki sıvı basıncı pistonun ağırlığının yaptığı basınçla ne yapılmıştır? Dengelenmiştir.
diyoruz. O zaman buradan pistonun ağırlığını bize sormuş olsaydı ne diyecektik? 4 HDG A olmuş olacaktı. İçler dışlar çarpımı yaptı. Aynı sıvı aynı seviyedeki basınçlar eşittir. Kollar açık olduğu zaman açık hava basıncı denge durumunu etkilemeyecektir. Şimdi burada yine çizgimizi çekerken en alttaki pistona göre çekmemiz faydalıdır. Neden? Buradaki kollardakiler dengelendiği için üst kısımlar dengelenmesi gerekiyor. O zaman şu noktadaki basınç nedir? Sıvımıza D yoğunluğu dersek D yoğunluğu sıvıdan 2 H kadarlık gelecek. GX ağırlığı, pistonların ağırlıkları yokmuş. Pistonların ağırlıkları demiş. A yüzey alanına sahipmiş. Eşittir. Şu noktadaki basınç ise G'ye pistonun alanı 3A'ymış. Bir de ne varmış? H kadar artı D yoğunluğu sıvıdan H kadar gelecekmiş. Şimdi bize GX G'ye oranını sorduğuna göre şu işlemi yaparsak GX eşittir. İçler dışlar çarpımından ne olacaktır? 2H DG A kadar olacak. Şimdi şurayı kapatıyorum. Bunu bu tarafa attığım zaman yani 2H DG eşittir neymiş? GY bölü 3A artı H DG'ymiş. Attım onu bu tarafa. 2H DG eşittir GY bölü 3A'dan. GY'miz ne oldu? GY'miz ne oldu? 6H DG A kadar oldu. O zaman oranladığımız zaman GX bölü GY evet 1 bölü 3 olacaktır. Neden? Bu 2H DG A bu 6H DG A çıktığı için evet. Pardon. Bunu bu tarafa attığımız zaman arkadaşlar H DG kalacak. O zaman bu ne olacaktır? 3H DG kalacaktır. Bu 2H DG A, öteki de 3H DG A oldu. Özür dileriz. Şurada bir işlem hatası meydana gelmiş. Pascal prensibine örnekler. Pascal prensibini tekrar hatırlatalım. Hidrolik sistemlerde, yani sıvılı sistemlerde sıvılar sıkıştırılamaz. Ve akışkan olduğundan, sıvılar akışkan olduğundan sıvıya uygulanan basınç sıvı ile temasta olan her noktaya aynı şekilde iletilir. Pascal prensibine örnekler. Bileşik kaplar. Su deposundaki, bakın bileşik kaba su deposu örnekte. Burada ne yapıyoruz hemen? Su deposunun miktarını buradan hemen kolaylıkla öğrenebiliyoruz. Evet, bu kısım kapalı. Şeffaf değilse arkadaşlar. Şuradaki şeffaf bir boru bağlarız. Oradaki seviyeyle derecelendirmiş boru vasıtasıyla bunu rahatla öğrenebiliriz. Çaydanlık bileşik kaba örnektir. Çaydanlık bileşik kabımıza örnektir. Başka hidrolik frenler. Buradan küçük bir kuvvet uyguladığımız zaman bu piston vasıtasıyla sıvı sıkıştırılıyor ve aynen şuradaki tekerlekteki silindirlere iletiliyor. Ve silindirler sıvı silindirleri itince fren pabuçları ne yapıyor? Sıkıştırıldığı için tekerleğin dönmesi engellenmiş oluyor. O zaman şunu diyebilir miyiz? Katı cisimler kendilerine uygulanan kuvvetin büyüklüğünü ve yönünü değiştirmeden iletir. Yani katılar kuvvet iletir. Çekiç ile çivi çakmak. Buna bir güzel bir örnektir. Sıvılar kendilerine uygulanan basıncı temas ettiği her noktaya aynen iletir. Sıvılar basıncı iletir, katılar kuvveti iletir. Su cenderesi, hidrolik lift. Burada küçük bir kuvvetle, bakın ağır bir yükü ne yapabiliyoruz? Ağır bir yükü kaldırabiliyoruz. Küçük pistona küçük kuvvet, büyük pistona büyük yük. Küçük pistona küçük kuvvet, büyük pistona büyük kuvvet diyebiliriz. Sıvılar basıncı iletir. Aynı sıvı, aynı seviyedeki basınçlar eşittir. Bunu sık sık kullanıyoruz. Örneğimize bakacak olursak, kesit alanları sırasıyla A, 2A, 3A olan ağırlıksız ve sürtünmesiz pistonlar dengededir. Buradaki cismin ağırlığı G kadarmış. İpte oluşan gerilme kuvveti. Şimdi o zaman en az pistona göre çizgimizi çekiyoruz. Şuradaki denge durumunu eşit olduğunu biliyoruz. O zaman üst noktalardaki basınçlar eşittir. Açık hava basıncı kollar açık olduğu için denge durumunu etkilemiyor. Buradaki basıncımız ne oldu? D
sıvısından D sıvısından 2H kadar gelecek. Buradaki ise G bölü pistondan 2A'lık bir basınç artı D sıvısından da burası H kadar olduğuna göre D sıvısından da H kadar gelecek. Burada direkt T ip gerilmesi çekecek. Kuvvet bölü yüzey alanı. T bölü 3A oldu. Şimdi burada şu ikisini burayı kapattım. Şurayı kapattım arkadaşlar. O zaman bunu attım bu tarafa. HDG. Bakın HDG buraya attım. Ne oldu? HDG oldu. HDG eşittir. G bölü 2A'dan G eşittir. 2H DGA oldu. Şimdi orta kısmı kapatıyorum. İçler dışlar çarpımı 2H DG T bölü 3A olduğu için T'miz de 6H DGA oluyor. Oranladım. T'miz buradan 3G çıkıyor arkadaşlar. Diğer sorumuz. Sistem dengedeymiş. Kollar açık olduğuna göre her iki kola da etkilediği için açık hava basıncı denge durumunu ne yapmayacaktır? Etkilemeyecektir. Aynı sıvı aynı seviye. Çizgimizi çekiyorum. Buradaki basınç ile buradaki basınç nedir? Eşittir. Pistonun ağırlığına G dersek. Buradaki basınç. D1 yoğunluklu sıvıdan evet 2H kadar. Karışmayan sıvılarda ayrı ayrı aldığımızı hatırlatıyorum. D1 yoğunluklu sıvıdan 2H kadar gelecek. Artı D2 yoğunluklu sıvıdan da H kadar gelecek. D2 yoğunluklu sıvıdan da H kadar gelecek. Buradaki basınç. K noktasındaki basınç. Şuradaki L noktasındaki basıncı ise piston oluşturacak. G pistonun ağırlığı bölü yüzey alanı 2A kadardır. Burada gerekli işlemleri verilenlerde ne yaparız? Yazarız. Denklem yazdıktan sonrası matematik. Çözümü ise otomatik. Evet. Aynı sıvı aynı seviyedeki basınçlar eşittir hatırlatalım. Birbirine karışmayan X, Y, Z sıvıları şekilde dengededir. Açık kollar. Dolayısıyla her kola aynı seviyede etkilediği için denge durumunu açık hava basıncı etkilemeyecek. Bunu gazlı ve kapalı sistemlerde kullanacağız. Çünkü bazı kollar açık olacak, bazı kollar kapalı olacak. Öğrencinin aklına bu gelmesi gerekiyor. Buna göre KLM noktalarındaki sıvı basınçları. Sıvı basınçları. Ama önce ne yapmamız lazım? X sıvısı, Y sıvısı ve Z sıvısının yoğunluğunu bulmam gerekiyor. Ben de o zaman en alt sıvı karışımı çizgisiyle bakın bir çizgi çektim. Buradaki aynı sıvı aynı seviye olduğu için altlar dengeledi. O zaman şu noktadaki ve bu noktadakini eşitleyeceğim. Bu noktadakini eşitliyorum. DX yoğunluğu sıvıdan ne kadar? Evet 1, 2, 3, 4H. 4H. G'leri yazmıyorum. Artı. Burası Y sıvısı olduğu için Y sıvısı DY sıvısından da evet H kadar. Bu noktadaki basıncı yazdım. Eşittir. Burada ise 3H. Evet. Burası Y sıvısı. DY sıvısından 3H. Buradaki basınç. Buradaki basınç ise DZ sıvısından o zaman burası H olduğuna göre şurası 2H oluyor. Toplam 4H. 4H oldu. Şimdi bunlar eşit olduğuna göre şuraya bakalım. 3H, 4H. O zaman bu 3D ise bu ne olmalı? 4D olmalı ki 12'de eşitledim. Şimdi o zaman bu 4D ise o zaman burası 12HD yapıyor. 12HD. 4'ü burada ise buna da 2D mi kaldı? 8HD, 4 daha 12. 12HD, 12HD. Tamam oldu. K noktasındaki basıncı yazıyorum o zaman. K noktasındaki basınç eşittir. Kaç derinlik? 3H. X sıvısının yoğunluğu 2D. L noktası için yazıyorum. Derinliği H kadar. Sıvının yoğunluğu 4D'ymiş. M noktası için yazıyorum. Derinlik 2H. Sıvının yoğunluğu ise evet Z sıvısında olduğu için 3D. 6HD, 6HD. K ile M'deki sıvı basınçları eşitmiş. L'deki ise onlardan küçükmüş. Şimdi bunlar aynı seviyede olabilirler. Fakat aynı sıvıda değiller. Devam edelim. Şekildeki sistem.
dengede kalabilmesi için, sistemin dengede kalabilmesi için K pistonuna uygulanması gerekli olan kuvveti bulalım. Şimdi burada açık hava basıncı her iki pistona etki ettiği için denge durumunu etkilemeyecektir. O zaman buradaki yapılan basınç ile buradaki yapılan basınç kuvvetleri ne olması gerekiyor? Eşit olması gerekiyor. O zaman buradaki yapılan basınç kuvveti F üstünü nasıl bulacağız? Evet. GL artı AL, bir defa pistonun ağırlığından kaynaklanan bir basınç var. Artı başka basınç kuvvetini nasıl buluyorduk? Basınç A yüzeyinin ortasına yapılan basınç, o şekilde buluyorduk. Şimdi o zaman şuradaki derinlik sıvıdan kaynaklanan ne olacak? D yoğunluğu sıvıdan kaynaklanan ne olacak? Derinlik 3H. D'den 3H kadar gelecek. Buraya basınç yapacak. 3H kadar. Tamam, basıncı bulduk. Basıncı bulduk ve yüzey alanıyla ne yapıyoruz? Çarpıyoruz. Ne oldu? AK eşittir. Ne olmalı? F üstü F'e eşit olmalı ki dengede olsun. F üstünü bulduk. Bu noktada yapılan basınç çarpı yüzey alanı. Bu tarafa yapılan basınç kuvvet. Evet. O zaman demek ki K'nın ağırlığı arkadaşlar ne yapmayacaktır? GK sürtünme olmadığı için etki tepkiyle ortadan kalkacaktır. Dengeye bir etkisi yoktur diyoruz. Ya da buradaki ne yapabilirsiniz? Basıncı eşitlersiniz. Burada da F bölü AK eşittir. Buradaki basınç nedir? GL bölü AL artı sıvının yaptığı basınç. Basınçları eşitlersiniz. O da olur. 3H, DG, o şekilde de ne yapabilirsiniz? Çözebilirsiniz. Ama bir cisim dengede ise ona etkileyen kuvvetlerin bileşkesi sıfırdır. Devam edelim. Şekildeki U borusunda 3 D öz kütleli sıvı dengededir. Musluk açılınca bir nolu kola 6H yüksekliğinde sıvı dolunca ikinci koldaki 3 D öz kütleli sıvı kaç H yükselir? Sıvılar karışmıyormuş. Şimdi buradan sıvı dolduğu zaman şöyle sıvı ağırlığından dolayı burayı ittirecektir. Sıvı doldu. Buradaki sıvının yüksekliği ne kadarmış? 6H kadar olacakmış. Tamam. Fakat buradaki sıvı da yükselecek. Buradaki sıvı da şöyle yükselecek. Diyoruz ki buradaki sıvı x kadar aşağı itilirse, şu seviyede x kadar aşağı itilirse buradaki de 2x kadar yukarı çıkar. Çünkü neden? 2ax a çarpı 2x, hacimler korunacağı için. Şimdi bunu yazdıktan sonra artık ne yapacağız? Aynı seviyedeki basınçları eşitleyeceğiz. Eşitleyelim o zaman. Buradaki basınç ne kadar? Evet. D öz kütleli sıvı akıyordu değil mi burası? D. D'den 6H kadar. D'den 6H kadar. G'yi yazmıyorum arkadaşlar. Yazabiliriz. Önemli değil. Şuradaki basınç ise burası da X kadar olduğunu eşit. Çünkü çizgiyi çektik. O zaman burası aynı sıvı zaten. 3D. Burası da 3D olduğuna göre. 3D'den de toplam yüksek ne oluyor? O noktaya 3x oluyor. 3x oldu. X eşittir. D'ler gittiğine göre. Evet. Burada tabii G'ler de gidiyor. Aynı. HDG. Tamam. G'ler de gitti. X eşittir. 2H bölü 3. Ama bize neyi soruyor? Kaç H yükselir? Şu 2X soruyor. 2X eşittir. 4H bölü 3. Cevabımız 4H bölü 3 olması gerekiyor. Ne kadar yükselir diyor. Ne yaptık? Bu noktadaki basınçla bu noktadaki basıncı eşitledik. Evet, bunlar biraz zor sorular. Diyebileceğimiz sorulardan. Bu biraz daha zor ama son sorumuz. Şimdi gelelim. Aynı sıvı aynı seviyedeki basınçlar eşittir. Buradan yola çıkarak sorularımızı çözüyoruz. Şimdi bu böyle dengedeymiş. Dengedeyse o zaman G bunun ağırlığını dersek G bölü 3A eşittir. D yoğunluğu sıvıdan H kadarlık gelince ne yapıyormuş? Basınçları eşitliyormuş. O zaman dikkat, buradaki sıvı açılınca şu üstteki sıvı ne yapacak? Dökülecek. Bir defa 2A çarpı H kadarlık sıvı dökülecek. Piston açılınca dengeye gelince kadar akan sıvının hacmi.
Bir defa şuradaki akacak. Artı bu pistten aşağı indiği için o da. Ben diyorum ki burada ki sıvı yükseklik farkı da yine H olması lazım. Çünkü G bölü 3A HDG ile dengelenebiliyor. HDG ile dengelenebiliyor. Yani buradaki basınçla buradaki basınç eşit olması için. O zaman şuradaki sıvımız şu yani şurası oluyor o. O sıvımız da döküldü. O zaman burası ne kadar? 3A çarpı evet H. 3A çarpı H kadarlık. Yani o zaman toplam 5A çarpı H kadarlık bir sıvı dökülmesi gerekiyormuş. Başarılar dilerim arkadaşlar.